Sümür testimizde askus, cin 1 veya 2 geldi. Kolposkopi yaptık. Kolposkopi biyopside de sonucumuz cin 1, 2 veya 3 gelebilir. Peki bunlar ne demek? İzafi olarak rahim ağzını 3 katı ayırdığınız zaman HPV virüsü buradan etki yapmaya başlıyor. Birinci katı bozduysa cin 1, iki katı bozduysa 2, üç katı bozduysa biz buna cin 3 diyoruz. Peki cin 3'ün önemi? Bu duvarda bir sınır var. Cin 3'ü aşarsa rahim ağzı kanseri oluyor. Sonuç rahim ağzı kanseri olarak geliyor. Cin 3'ün önemi budur. O yüzden de tarama testlerimizi yılda bir kere yaptıralım. Tarama testlerimizde yani sümürde herhangi bir problem varsa kolposkopi biyopsimizi yapalım. Biyopside cin 1, 2 ise o zaman liple rahim ağzını temizleyebiliriz. Cin 3 ise genç hastalarımızda yine geniş bir lip yapabiliriz veya soğuk konizasyonla rahim ağzını temizleyebiliriz.